Merhaba değerli arkadaşlar. Akademik Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Uğur Adıgüzel. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz önceki videomuzda modernizmi esas alan romancıları, genel özelliklerini ve önemli bir kısmını da aslında sanatçılarını işlemiştik. Fakat çok uzun bir konu olduğu için bunu ikiye bölmek zorunda kaldık. Şimdi ikinci videosunu çekiyoruz. Ya yani modernizmi esas alan sanatçıların ikinci videosundayız şu anda. Sevgi Soysal'dan devam edeceğiz arkadaşlar. Gerçekçi, toplumcu, roman ve öyküler yazmıştır Sevgi Soysal. Birazcık daha böyle serbest nazım toplumcu gerçekçiler böyle toplumsal konular falan işlemişlerdi ya. Sevgi Soysal'ın da böyle bir yönü var arkadaşlar. Birazcık daha böyle bazı siyasi meselelere de adım attığını, el attığını görüyoruz. İlk dönem eserlerinde bireyin ruhsal durumlarını konu almıştır. Eserlerinde kadın erkek ilişkilerini, kadın sorununu ağırlıklı olarak 60 sonrasında yaşanan sosyal ve siyasal olayları da ele almış. Az önce söylediğim gibi. Öykü ve romanların yanı sıra röportajlar, çeviriler yapmıştır. Eserlerine gelecek olursak roman olarak Yürümek, Yenişehir'de Öğle Vakti, Hoş Geldin Ölüm gibi romanları var Sevgi Soysal'ın. Alev Alatlı postmodern yazarlar arasındadır. Romanlarında siyasi olaylar, ütopik olaylar ve içsel çatışmalar yer alır. Baktığımız zaman postmodernizm esas alan ya da modernizm ve postmodernizm esas alan birçok kadın romancının birazcık daha fantastik, ütopik bazı olaylara girdiğini, buradan bazı konu olarak işte efendime söyleyeyim kurgu olarak bu tür şeylere girdiğinin az çok farkına varıyoruzdur umarım. Eserlerinde bilinç akışı tekniği gibi farklı anlatım türlerini de denemiştir. Şimdi romanlarına gelecek olursak Yaseminler Tüter Mi Hala, İşkenceci, Kadere Karşı Koy AŞ, Orada Kimse Var mı, Gogol'un izinde gibi bazı eserleri var Alev Alatlı'nın. Haluk Hulki Aktunç'un modernizmi esas alan yazarlardan olduğunu görüyoruz. Eserlerinde tekniğe ve yapıya çok önem vermiş olduğunu görüyoruz. Kendi kuşağının çevrelerinden toplumsal sorunları konu edinmiştir. Romanlarında kişilerin farklı zaman kesitlerindeki yaşamlarını işlemiştir. İlk romanı bir çağ yangını, bir özgürlük manifestosu olarak karşılanmaktadır. Arkadaşlar bu önemli. Bunu işaretleyebiliriz. Niye ben yıldız çizemiyorum ki? Şimdi bir çağ yangını olarak da karşımıza çıkacak bir romandır Hulki Aktunç'un. Buna dikkat edelim. Burada Oğuz Atay gibi önemli bir ismimiz var sevgili arkadaşlar. Bu Oğuz Atay'ımızın modern ve postmodern akımının öncülerinden olduğunu mutlaka bilmemiz lazım. Toplum değerleriyle çatışma yaşayan aydınların iş dünyalarını mizahi, modern ve postmodern anlatım teknikleriyle yararlanarak anlatmış. Eserlerinin konusu Cumhuriyet dönemi aydınların kimlik arayışı, Doğu Batı çatışmasını yaşayan aydınların kendini bir yere oturtamaması ve bunun sebep olduğu korku, travmalar, hayal kırıklıkları ve başarısızlıklar oluşturuyor sevgili değerli arkadaşlar Oğuz Atay'ın eserlerinde. Eserlerinde toplumla entelektüelin çatışmasını yansıtmada çok başarılıdır. İç monolog, bilinç akışı, alıntılama gibi yeni anlatım tekniklerinden yararlanmıştır. Eleştirel yaklaşımı, ironik anlatımı, akıcı ve canlı bir üslubu vardır. Psikolojik çözümlemelere de ağırlık vermiştir sevgili arkadaşlar. Oğuz Atay eserlerinde. İlk romanı olan TRT Roman Ödülü'nü kazanan Tutunamayanlara küçük bir burjuva sınıfını, Türk aydınını, acıklı durumunu da irdelemiş burada. Tutunamayanların devamı niteliğinde çıkardığı Tehlikeli Oyunlar adlı romanı hem biçim hem de ele aldığı temalar açısından Tutunamayanlarla aynı niteliktedir. Oğuz Atay romanlarında toplumun içinde hep var olan ancak daha önce cesurca irdelenememiş karakterleri anlatmıştır. Tutunamayanlar Tehlikeli Oyunlar bir bilim adamının romanı gibi romanları ise baktığımız zaman arkadaşlar şu şekilde Selim gibi bir karakterimiz var. Turgut Özben gibi bir karakterimiz var. Turgut Özben. Bilge'ydi galiba buradaki kadın karakteri. Bilge. Bilge burada mıydı yoksa Sevim miydi? Tehlikeli oyunlarda ya Bilge veya da Sevim olacaktı. Tehlikeli oyunlarda Hikmet Benol vardı. Hikmet Benol. Bir bilim adamın romanı ise profesörü hocası olan Mustafa İnan'ın, Profesör Doktor Mustafa İnan'ın
içeriklerini anlatıyorum. Neden? Çünkü önemli. Mustafa İnan'ın hayatını anlattığı romanıdır. Otobiyografik biyografik bir romandır arkadaşlar. Bu önemli. Biyografik bir roman olduğunu söyleyelim bunun ve geçelim. Bilge Karasu, modern postmodern romanın önemli isimlerindendir. Bireyin sorunlarına ağırlık veren, onun günlük hayatındaki açmazları işleyen bir yazardır. İmgeli bir anlatımla korku, dostluk, inanç çatışması ve sorgulaması, yalnızlık gibi konuları işlemiş. Okuru da olayın içine dahil etmiş, kahramanlarıyla okur arasında bağ kurmaya çalışmıştır. Bakın, okuru da olayın içine dahil etmesi önemli bir özelliktir arkadaşlar. Herkeste bu yok. Eserlerini düşle gerçek, hayalle yaşanan masalla yaşam iç içe geçmiş bir şekilde eserlerinde sunulur. Burada baktığımız zaman alegorik anlatım ön plandadır. Üst kurmacaya önem verilmiştir. Gece adlı romanıyla 10 yılda bir verilen Pegasus ödülünü almıştır. İşte burası çok önemli. Bilge Karasu için sevgili arkadaşlar Gece ve Kılavuz diye İki tane romanı. Bu romanlar önemli. Pegasus ödülü de çok prestijli bir ödüldür. Bilge Karasu da çok aslında önemli bir eleştirmen yönü de var baktığımız zaman. Selim İleri bireyin iç dünyasını işleyen modernist yazarlardandır. Toplumsal kargaşa içinde bunalıma düşen insanların sorunlarını eski İstanbul'a bağlılık ve hasret üzerinde durduğu temalardır. Hatta şey var bir tane anıları mıydı? Günlüğü müydü? Anıları falan olacaktı galiba. Kitabının ismi Seni Çok Özledim. Çok güzel bir isim aslında. Kapağı da falan böyle. Bazen kendim paylaşıyorum. Çok çok güzel. Dili de öyle. Eserlerin büyük bir kısmında sosyal eleştiri vardır. Bilinç akışı monolog yöntemleri eserlerinde başarıyla uygulanmıştır. Kırık Deniz Kabukları önemli. Her Gece Bodrum. Destan Gönüller. Cehennem Kraliçesi, Ölünceye Kadar Seninim, Yalancı Şafak. Arkadaşlar Her Gece Bodrum'u ve Kırık Deniz Kabuklarını görebilirsiniz. Ölünceye Kadar Seninim, Yalancı Şafak bunlar da aslında karşımıza çıkar ama Destan Gönüller kimi zaman karşımıza çıkabilir. Ama bu iki eseri unutmayalım. Rasim Özdenören'e gelecek olursak Mavera Dergisi ekolündendir. Yani bu ekol demesindeki kasıt aslında birazcık daha muhafazakar kesime hitap eden sanatçılarımızdan biri. Baktığımız zaman 7 güzel adamdan biridir arkadaşlar. Eserlerinde sıradan insanların yaşamlarını konu edinmiş, karamsar ve mutsuz bireyin olumsuzlukları İslami yaşantı, bakın İslami yaşantı ile aşabileceği mesajını eserlerinde vermiş. Modernleşme, yozlaşma, yalnızlaşma temalarını da işlemiş. Bireyin bilinçaltına inerek ruhsal çözümlemeler yapmış. TBMM Onur Ödülünü almış bir sanatçıdır. Rasim Özdenören. Peki onun eseri olarak da Gül Yetiştiren Adam çıkar arkadaşlar. Önemlidir. Nezihe Meriç'e gelecek olursak kadın ve çocuk sorunlarıyla ilgilenmiş ve çalışmalar yapmıştır. Toplu yaşayışlarda bile kendi iç yalnızlığını sürdüren genç kız ve kadınları anlatmadaki başarısı ve yapıtlarının şiirli havasıyla ön plana çıkmış bir sanatçımız Nezihe Meriç. Bilinçaltını kurcalayan yöntemler de kullanmış. Romanlarına gelecek olursak Korsan Çıkmazı bizim karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Çıkmaz diyor ama çıkar. Yani burada onu söyleyeyim. Boşluktaki Mavi de çok önemli olacağını düşünmüyorum. Korsan Çıkmazı bizim biraz daha karşımıza çıkabilecek bir eser. Latife Tekin'e gelecek olursak bahsetmiştim defalarca kez söyledim. Çıkmış bir soruydu bu sene. Eserlerinde kendi yaşamından izler yansıtmış. Fantastik romanının önünü açan eserlere yer vermiştir. Burada fantastik önemli. Bakın kadın sanatçıların çoğu fantastiğe yönelmiş bir çıkış yolu olarak belki de denemişlerdir kendi iç dünyalarında. Siyasal çatışmaları konu alan romanları yazmış. Eserlerinde devrimci söylemle dinsel söylemi sentezlemiştir. Bakın bu önemli bir özellik. Geleneksel anlatım tekniklerini de başarıyla kullanmış bir sanatçı. Sevgili Arsız Ölüm romanıyla geçen sene çıkmıştı. Berci Kristin Çöp Masalları, Buzdan Kılıçlar, Aşk İşaretleri, Ormanda Ölüm Yokmuş, Unutma Bahçesi gibi romanları var. Bu romanı önemlidir diyorum Latife Tekin'in. Pınar Küre gelecek olursak romanlarında toplumsal sorunları ve bu sorunlar içerisinde yer alan kadınları da anlatmış. Şiir eserlerinde zaman ve mekandan ziyade kişilerin iç dünyalarını, sıkıntılarını ve uyuşmazlıklarını işlemiş. Polisiye romanlara karşıdır.
Kalabalıklar içerisinde tek başına kalan bireylerin psikolojik durumlarını da tahlil etmiş. Bazı eserlerinde cinselliği ön plana da çıkarmıştır. Baktığımız zaman burada romanlara asılacak kadın, bitmeyen aşk, yarın yarın, bir cinayet romanı, sonuncu sonbahar gibi eserleri var. Bir cinayet romanı önemlidir diyebiliriz. Pınar Kür açısından asılacak kadın, bitmeyen aşk, yarın yarın gibi eserleri, ama şunu işaretleyebiliriz. Adalet Ağaoğlu bizim için çok çok önemli bir romancı, bir sanatçı, defalarca kez çıkmış bir sanatçıdır. O yüzden bunu bilmemiz şart. Yeni anlatım olanaklarını deneyen bir yazar, hala yaşayan bir yazar diyebiliyorum, daha vefat etmedi ama bayağı bir yaşı olan bir kadın sanatçımız, değerli bir sanatçımız. Romanlarında çağrışım, geriye dönüş, bilinç akışı, iç monolog gibi teknikler, geçelim arkadaşlar. Bunlar artık yani ezberledik artık diye düşünüyorum. Eserlerinde toplumsal değişimleri ve bunların birey üzerindeki etkileri işlemiş. Cumhuriyet Türkiye'sindeki toplumsal ve düşünsel kırılmaları, kadınların batılılaşma sürecindeki durumunu, çelişkilerini, slogana dayanan milliyetçiliği, darbe dönemlerini, haksız uygulamalarını, Avrupa'daki gurbetçilerin problemlerini ironik, eleştirel, gerçekçi bir biçimde ele almış bir sanatçı. Bu açıdan Adalet Ağaoğlu önemli bir kadın sanatçımızdır. Önemli romanları vardır. Adalet Ağaoğlu çıkabilir mi? Çıkar arkadaşlar. Bu açıdan şunu bilmemiz lazım şart. Eserlerini çatışmalar üzerine kurmuş. Romanlarında iletişimsizlik ve iç dış uyumsuzluğu ön plana çıkar. Neden? Hatta hikayelerinin içerisinde sessizliğin ilk sesi diye bir hikayesi var. Hikaye kitabının da ismi budur. Ve okuduğum zaman mesela kulaklarımın sağır olduğunu, hiçbir şey işitmediğimi zannettim bir anda. Ve baktığımız zaman aslında sevgili arkadaşlar, buradaki iletişimsizliği çok iyi ele aldığını söyleyebiliriz. Oradaki sessizliğin, iletişimsizliğin vurgusunu yapar o öyküsünde. Romanların kahramanı genelde aydınlardır. Aydınları dolaylı yönden eleştirmiştir. İlk romanı Ölmeye Yatmak'tır ve burası çok çok önemli bir romandır. Ölmeye Yatmak, Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi, Yaz Sonu, 3-5 Kişi, Hayır, Ruh Üşümesi, Romantik Bir Viyana Yazı gibi romanları çok çok önemli. Bakın, Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Fikrimin İnce Gülü romanları mutlaka ama mutlaka bilinmesi gereken romanlardır. Ve zannedersem Ölmeye Yatmak, Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi, bunların üçünün arasında bir nehir roman özelliği vardı arkadaşlar. Bunlara bakın bakın. Bu önemli, nehir roman özelliği taşıması bakımından bir özelliği vardı. Tam hatırlamıyorum, yanlış bilgi vermek istemiyorum ama vardı Adalet Ağaoğlu'nun nehir roman olarak. Ruh Üşümesi de önemliydi demiştim. Bahattin Özkişi'ye bakacak olursak, hikaye ve roman yazarıdır sevgili arkadaşlar. Ailesinden aldığı tasavvuf terbiyesiyle etrafındaki olayların ayrıntısını inceleme merakı duymuştur. Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yazarlardan yazarlık konusunda destek almıştır. Bakın, bu önemli bir nokta. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan etkilenmiş olması. Eserlerinde İnsanın temel meselelerini, tasavvuf terbiyesinin, modern insanın sıkıntılarını da işlemiş. Sokakta adlı romanıyla Peyami Safa Roman Ödülünü almıştır. Tarih konuları işlediği romanları da varmış. Köse Kadı, Sokakta gibi eserleri önemli, karşımıza çıkabilir. Ayla Kutlu var şimdi sırada. Romanlarında orta sınıftan kadınların sorunlarını, Türk halkının sorunlarına değinir. Belgesel roman türünde eser vermiştir. Özgünlüğü yakalamak sanatçıya göre biçimsellikle olur gibi bir düşüncesi var. Eserlerine psikolojik tahlillere yer vermiş. Eserlerinde dil akıcı ve sadedir. Burada baktığımız zaman neler söyleyebiliriz? Kaçış, Hoşça Kal Umut, Bir Göçmen Kuştu O, Bir Göçmen Kuştu O, Islak Güneş, Tutsaklar, Kadın Destanı, Cadı Ağacı gibi eserleri var. Bunları işaretleyip geçelim. Mustafa Miyasoğlu yazın dünyasına şiirle adım atmıştır. Yani yazın dünyasına derken burada yazının eş anlamlısı arkadaşlar edebiyattır. Yani bizim yazın dünyamızda, yani edebiyat dünyamızda ne yapmış? Şiirle adım atmış Mustafa Miyasoğlu. Edebiyatın yazın olduğunu bilmemiz lazım. Hikaye, deneme ve edebi incelemelere ağırlık vermiş. Şiir, hikaye ve romanlarında milli kimlik arayışının toplumdaki değer çatışmalarını işlemiştir. Kaybolmuş Günler, Bir Aşk Serüveni, Güzel Ölüm gibi eserleri de varmış Mustafa Miyasoğlu'nun. Hasan Ali Topbaş, postmodern edebiyatın önemli yazarlarındandır. Bu önemli. Hasan Ali Topbaş eserleri postmodernizmin etkisiyle iç içe geçmiş zamanların, düşle gerçeğin birbirine karıştığı katmanlı metinlerdir. Bu açıdan
eserlerin anlaşılması biraz daha güçleşiyor Hasan Ali Topbaş'ın. Yalın bir anlatımı vardır. İmgelere önem vermiş. Az sözde çok şey anlatmayı benimsemiştir Hasan Ali Topbaş. Şimdi seçtiği kelimeler ile cümlelerin ritmine önem vermesi roman yazan şair olarak anılmasını sağlamıştır. Seçtiği kelimeler ile cümlelerin ritmine önem vermesi roman yazan şair olarak nitelendirilmiştir. Murat Hamunga'nın da Şairin Romanı diye bir eseri var mesela. Bu açıdan önemli. Gölgesizler adlı romanı geniş bir okur kitlesi tarafından önemlidir. Oğuz Atay Bilgi Karasu ve Yusuf Atılgan'ı kendisine yakın hissetmiştir. Bu açıdan Hasan Ali Topbaş bu şekilde eserler kaleme almış diyebiliriz aslında onlardan etkilenerek. Dünya edebiyatında Kafka ve Kundera'yı kendisine yakın hissetmiştir. Sonsuzluğa nokta, bin hüzünlü yaz önemli. Uykuların doğusu, Kayıp Hayaller kitabı gibi eserleri mevcut. Gölgesizlerle beraber de önemlidir. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Demir Özlü, modernizme esas alan yazarlardandır. Tezer Özlü'nün ağabeyidir burada. Lise yıllarında arkadaşlarıyla Mavi ve A dergilerini çıkarmıştır. Bakın bunlar önemli. Demir Özlü. Mavi dergisini çıkaran kişilerin arasında aslında Demir Özlü, Atilla İlhan gibi sanatçılar da var. Hatta Ferit Edgü de Mavicilerden sayılıyordu diye biliyorum ben arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum. Bunun gibi önemli bazı özellikler var Demir Özlü ile ilgili. Garipçilerle polemiklere girmiştir. Eserlerinde siyasi görüşlerini açıklamaktan geri durmamıştır. Zaten Maviciler genelde biraz daha toplumsal özelliği olan sanatçılardı. Bu açıdan bağlantılı olmaları dolayısıyla bu da gayet normal karşılanabilecek bir durumdur. Bir Uzun Sonbahar, İthaka'ya Yolculuk gibi eserleri var Demir Özlü'nün. Sanatçı olması, bu Mavici olması önemli aslında. İhsan Oktay Anar, Edebiyatçılar Derneği ve Pen Yazarlar Derneği üyesidir. Yaşayan bir sanatçı. İlk romanı Puslu Kıtalar Atlası, Hulki Aktuncu'nun ön sözüyle yayınlanmıştır. Puslu Kıtalar Atlası çok önemli bir roman. İhsan Oktay Anar da önemli bir sanatçı. Eserleri tarihsel roman olmaktan öte, tarihsel olandan yeni bir roman çıkaran, diğer yandan da romanı yeniden tarihselleştiren yapıtlardır. Bakın önemli bir aslında tanım. İhsan Oktay Anar için. Puslu Kıtalar Atlası adlı romanı 20'den fazla dile çevrilmiş. Önemli bir roman. Puslu Kıtalar Atlası, Amat, Suskunlar, 7. Gün, Kitabül-Hiyel diye eserleri de vardır İhsan Oktay Anar'ın diyoruz. Şimdi sorularımıza gelecek olursak sevgili arkadaşlar, burada biraz soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen roman yazarlarından biri değildir? Postmodern romancı tekniğini genellikle bir topluluk. Şimdi arkadaşlar burada soruyu okumamıza gerek yok bile. Çünkü genel özellikleri ve sanatçıların hangi grupta olduğunu bilirsek edebiyatta birçok soruyu çok fazla çaba sarf etmeden veya okumadan bile çözebiliriz. Hemen gözüm kapalı arkadaşlar çözüyorum ben bu soruyu. Bakın gözüm kapalı çözdük, tamam mı? Neden? Çünkü Oğuz Atay, Leyla Erbil, Elif Şafak, Orhan Pamuk bizim postmodern ve modern sanatçılarımızdan birkaçı. Ve Yaşar Kemal ise toplumcu gerçekçi bir sanatçımız. Doğal olarak zaten biri değildir diyor. Sadece genel özelliğini bilmeni istiyor yani. Bu kadar basit. Yani bunu bu şekilde çözebiliriz ama bakalım. Okuyalım, bir tekrar edelim, pekiştirelim maksadımız. Postmodern romancı kendini genellikle bir topluluk, grup, ekip içinde görmeme, kendi bireyselliğini hakim kılmaya ama halbuki toplumsal konular işlemiş bu adam. Kılmaya çalışır. Her romancı kendine ait bir anlayış ve teknik geliştirmeye, kendi akımını kendi kurmaya gayret eder. Postmodern romancılar kimseye benzememeye, kendi olmaya ve kendi kalmaya çabalar. Şimdi baktığımız zaman bunların hepsini biz işledik aslında bir noktada. Yaşar Kemal'de daha önce işlemiştik. Yazarın meslek edinmiş sanatçı getirdiği, diyor ki bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Yazarlığı meslek edinmiş sanatçı getirdiği biçim ve öz yeniliğiyle Türk öykücülüğünün Doruk isimlerindendir. Ha, şimdi Doruk isimlerindendir diyor. Melih Cevdet Anday gitti. Hüseyin Rahmi Gürpınar gitti. Memduh Şevket Esendal olabilir, Sait Faik olabilir, Ömer Seyfettin olabilir. Çünkü öykücülüğüyle en çok tanınan sanatçılar bunlar. Doruk isimlerinden birisi ise o zaman ya Sait Faik olacak ya Ömer Seyfettin olacak. Birazcık daha Sait Faik'in gölgesinde kalan bir sanatçı Memduh Şevket Esendal. Çünkü ikisi de durum hikayecisi ama Ömer Seyfettin
ne hikayecisi? Olay hikayecisiydi. Modern tarz öykücülüğün Türk edebiyatındaki öncülerinden olan yazar, ilk öykülerin konularını çocukluk ve gençlik yıllarına ait özlemlerinden almış, daha sonra yaşadığı kentlerdeki hayatlarını eserlerine taşımıştır. İstanbul hikayecisi olarak anılan sanatçı, konularını gerçekçi bir bakış açısıyla ele almış, doğal ve canlı bir anlatımı kullanmıştır. Bu Sait Faik Abasıyanık'tan bahsediliyor. Sait Faik bir de Abasıyanık kitabı, onu unutmayalım. Şimdi arkadaşlar Sait Faik'e baktığımız zaman sanatçı olarak İstanbul hikayecisi zaten diyor ve burada baktığımız zaman Sait Faik'ten öteye başka kimsenin olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü neden? Burada ilk öykülerinin konularının çocukluk ve gençlik yılları. Evet. Daha sonrasında yaşadığı kentlerdeki hayatları eserlerine taşımış. Zaten bu noktada Ömer Seyfettin'le karıştırılabilme bir özelliği var. Neden? Çünkü Ömer Seyfettin de ilk öykülerinde mesela çocukluk hikayelerini falan anlatmış. Sonrasında işte ama baktığımız zaman yaşadığı şehirdeki insanları seçmiş. Mesela oradaki karakterleri kendi hayatındaki çevreden seçmiş. Bu benzeşiyor mesela baktığımızda. Ama Ömer Seyfettin'in sosyal sorunları anlattığı, toplumsal sorunları attığı hikayeler diye tasniflendirilmesi var. Gençlik anılarını anlattığı, milliyetçi duyguları anlattığı, efendime söyleyeyim bir de ayrıca ne vardı? Gelenek ve göreneklerle efendime söyleyeyim birazcık daha şeylerle ilgili toplum içerisindeki o bazı ne diyorlar ya onlara bazı kelimeler var hani çok böyle batıl inanç batıl inançlar mesela anlattığı sosyal meseleleri gençlik yıllarını ve tarihi konuları işlediği dört böyle konu başlığında aslında değerlendirebileceğimiz bir tasniflendirmesi var. Ama burada öyle bir durum da yok. O yüzden cevabımız Denizli, bu önemli bir nokta. Aşağıdakilerden hangisi modern ve postmodern hikaye roman yazarlarının özellikleri arasında değildir diyor sevgili arkadaşlar. Gerçeklik unsurundan çok kurmaca unsurları önemsemeleri. Evet doğru, az önce biz bunların hepsini tekrar ettik. Kurguyu oluşturan olaylar arasında neden sonuç ilişkisini önemli görmeleri. Ha, şimdi bir dakika. Bir dakika burada dur. Hop. Olayları öyküleri iç içe vermeye dayalı bir çerçeve kurma tekniğine önem vermeleri. Olayları öyküleri iç içe vermeye dayalı bir çerçeve kurma tekniğine. Yani sürekli bir teknik geliştiriyorlardı zaten. Bilinç akışı, 3 monolog geriye dönüş gibi tekniklerden sıklıkla yararlanmaları. Evet doğrudur. Takvimin belirlediği kronolojik zamanı değil, insanın içinde zihnen özgürce dolaşabildiği öznel zamanı ele almış. Biz ne demiştik? İlk videomuzda, bu bizim ikinci videomuzdu postmodern romanlarda. Demiştik ki neden sonuç ilişkisini önemsemiyorlardı sevgili arkadaşlar. Ve baktığımız zaman klasik romancılık anlayışında vardı. Realistle ilgili ben, realizmle ilgili ben bunu zaten ilk videonun ilk dakikalarında anlatmıştım. Bu önemli bir noktaydı. Cevabımız Bursa bu yüzden. Şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Burada baktığımız zaman yine basit bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık'a ait eserlerden biri değildir diyor. Şimdi mendil altında direkt arkadaşlar Memduh Şevket Esendal'ın bir eseri. Mahalle Kahvesi, Şahmerdan Kayıp Aranıyor, Medar-ı Maişet Noturu. Şunun ikisi onun romanlarıydı. Şunun ikisi de onun hikaye kitaplarından birisiydi. Ama bu da hikaye kitabı olarak Memduh Şevket Esendal'a aitti. Diğer sorumuza gelecek olursak bu cümlede aşağıdaki kavramlardan hangisine yönelik bilgiler yer almaktadır diyor. Postmodern romancılar tek bir konu, tek bir boyutlu kahraman anlayışı, tek bir anlatım biçimi ve bakış açısı, tek bir kültüre ait motifler yerine çok yönlü ve değişik unsurları bir arada kullanma yoluna gitmişlerdir. Aşağıdaki kavramlardan hangisine yönelik bilgiler verilmiş? Metinler arasılık arkadaşlar. Burada baktığımız zaman alıntılanma falan filan tekniği soyut gerçeklik değil, olay örgüsü değil, hümanizma değil, çoğulculuk. Yani burada çok şeyi bir arada bulundurmaya çalışmışlardı demiştik postmodern romancılar. Sevgili arkadaşlar, postmodernist ve modernist romancılarımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.